İyi akşamlar diliyorum. 13 Nisan 2018 günlerden Cuma. RT Televizyonu ana haber bülteninde canlı yayına karşınızdayız. Ve aynı anda 90.2 Radyo RT FM frekanslarından sizlere ulaşıyoruz. Bu akşam yoğun bir gündem var. Hemen ayrıntılara geçelim. Değerli izleyenler, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri başarılı bir çalışmaya imza attı. Karapınar'dan Ereğli'ye gelen bir otomobil durduruldu. Ve tarihi Tevrat olduğu iddia edilen bir kitap ele geçirildi. Bu ele geçirilen kitap incelenmek üzere Konya'ya gönderildi. Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor. Karapınar'dan Ereğli'ye seyir halindeki bir araçta yapılan kontrollerde aracın torpido gözünde dış yüzeyi kahverengi deri, kabının üzerinde resim ve semboller bulunan İbranice el yazmalı Tevrat oldu değerlendirilen tarihsel niteliğinde bir adet kitap bulunarak el konuldu. Kitap incelenmek üzere Konya'ya gönderildi. Araçta bulunan AK ve AB isimli iki şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahısların Mersin nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenildi. Olay hakkında soruşturma başlatıldı. Şimdi son günlerde Türkiye gündeminde tartışılan bir konu var. İki hafta önce bazı sanatçılar bir araya gelerek Hatay sınır bölgesine gitmiş ve burada Afrin Harekatı'nda görev yapan askerlere moral desteği vermişlerdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bu sanatçılara tepki geldi. Bu sanatçılar arasında biri var, Fettah Can. CHP'li bir belediye Fettah Can'ın konserini iptal etmişti. Hatırlayacaksınız, mutlaka haberlerden takip etmişsinizdir. Ve Fettah Can'a Ereğli Belediye sahip çıktı. Ereğli Belediye Başkanı dedi ki, sevgili sanatçı, gururumuz Fettah Can, madem CHP'li belediye senin sırf askerlere moral desteği vermek için gittiğinden dolayı konserini iptal ediyorsa sana biz sahip çıkarız dedi. Ve 12 Mayıs tarihinde Türk Yıldızları gösterisinden önce sanatçı Fettah Can'ın Ereğli'de konser vermesi planlanıyor. İşte bu fotoğraf karesi, sanatçı Fettah Can sınır bölgesinde askerlerle bu şekilde bir selfie, öz çekim yaptırdı. Ereğli Belediyesi Afrin'deki askerlere moral ziyareti gerçekleştirdiği için CHP'li Silifke Belediyesi tarafından 13 Mayıs'taki konseri iptal edilen Fettah Can'ı 12 Mayıs'ta Türk Yıldızları'nın gösterisinde sahne alması için davet etti. Mehmetçiklerimize moral vermek ne zamandan beri suç oluyor diyen Özkan Özgüven, toplumumuzda rol model olarak alınan değerli sanatçılarımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşliğinde Afrin'de ülkemizin geleceği için mücadele veren kahraman askerlerimize moral ziyareti yaptı. Bu ziyaret bazı kesimler tarafından anlamsız bir tepki gördü. Bu noktada skandal bir karara imza atan CHP'li Mersin'in Silifke ilçesi belediyesi ziyarete katılan Fettah Can'ın 13 Mayıs'taki konserini iptal etti. Bu kararı anlam veremedik. Vatan uğruna mücadele veren kahraman askerlerimizi ziyaret etmek suç değil, büyük bir erdemdir. Biz de Ereğli Belediyesi olarak değerli sanatçılarımıza gösterilen bu tavrı tasvip etmiyoruz. Bunun üzerine derhal irtibata geçerek 12 Mayıs'ta şehrimizde düzenleyeceğimiz Türk Yıldızları gösterimize değerli sanatçımız Fettah Can'ı davet ettik. Bir aksilik çıkmazsa 12 Mayıs'taki programımızda Fettah Can sahne alacaktır dedi. Bu kararından dolayı Ereğli Belediyesi'ni Belediye Başkanı Özkan Özgüven nezdinde kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Aslında CHP'li Silifke Belediyesi'nin verdiği karar da tartışılması gerekiyor. Hani Fettah Can bir vatan haini olur ya da ne bileyim askerlere bir laf söyler. Hani ne bileyim böyle kötü anlamda sözler içeren cümleler sarf eder, konserini iptal edersin ama sınır bölgesindeki askerlere moral desteği vermek için giden sanatçının suçu nedir? Neden konserini iptal ediyorsun? Ya da CHP'lilere,
Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenmek istiyorum. Oraya giden sanatçıların suçu nedir? Askerlere moral desteği vermek için gittiler. Bu tek yaptıkları bu. Madem tepki gösterdiniz, o zaman Gezi Parkı olaylarında sokağa çıkıp da hükümete tepki gösteren sanatçılara neden aynı tepkiyi vermediniz? Sevgili Kemal Kılıçdaroğlu, bu da altı çizilmesi gereken önemli bir dipnot. Benim kendi şahsi düşüncem bu ve bir medya mensubu olarak kendi düşüncemi söylüyorum. İster taraflı deyin, ister hükümet yanlısı gazeteci deyin. Benim düşüncem bu. Efendim devam ediyoruz. Eril'de bir müteahhit var. 8 kardeş. Şu an kendisi 42 yaşında. 8 kardeşle bir göz odada büyüdü. 15 yaşında amcasıyla birlikte inşaatlara gitti. Kalıpçı ustası oldu. Didindi, didindi, didindi. Hani derler ya, dişiyle tırnağıyla kazdı, bugünlere geldi. İşte 42 yaşındaki Nurullah Yılmaz, Ereğli'de çalışan iş adamı, kalıp işçiliğinden bakın bugünlere nasıl geldi. Yani bugünlere uzanan hayat hikayesini Erete'ye anlattı. ...15 yaşında inşaat kalıpçısı olarak çalışmaya başlayan Nurullah Yılmaz... ...yeni Türkiye hedefinin koyulduğu 2002 yılından itibaren azimle çalışarak 176 kişiye istihdam sağladı. Mesleğini çok sevdiği için işçileriyle birlikte inşaatlarda çalışan Nurullah Yılmaz... ...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma azmini örnek aldığını söyledi. Nurullah Yılmaz çocuk yaşlarda inşaat kalıpçısı olarak... çalışmaya başladı. İlk önce ahır ve kerpiçten evler yaptı ve daha sonra işini büyüttü. Onun bir başka özelliği daha var. Yaptığı binalara Osmanlı hükümdarları ya da vatansever şairlerin adını veriyor. Hayat hikayesini şöyle anlatıyor. Yokluk içinde büyüdük. Yokluğun ne olduğunu biliyorum. O yüzden de işçilerime karşı, personelime karşı kendim geldiğim yere göre hitap ediyorum. Onlara o şekilde bakıyorum. Hepsiyle kardeş gibi oturuyoruz, çayımı içiyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Öyleyiz. Sizi inşaatta bir kalıpçı ustası olmaya yönlendiren kimdi ya da ne oldu? Amcamdı, rahmetli amcamdı. İnşaat iş ustalığıyla uğraşırdı. Biz de onun yanına giderek öyle başladık. Oradan belli bir zamana kadar çalıştık. Çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın dediği gibi. Her şeyin bir geliş noktası var. Biz de bu aşamalardan gele gele bu yerlere kadar geldik. Allah'ımıza çok şükür. Sayın Cumhurbaşkanımızın parti kurduğundan 2002 yılından beri o rüzgara kapıldık. O rüzgarla biz de müteahhitliğe soyunduk. Onun sayesinde bir şeyler yaptık, bir imkanlar sunduk. Şu anda yanımızda 176 tane personel var çalışan, sigortalı hepsi. Güzel bir şey, inşaat yapmak güzel bir şey. Bir insanlara sebep olmak güzel bir şey. Farklı bir duygu. Böyle çünkü çekirdekten geldiğimiz için ayrı bir duygu. Ev yapmak, yuva vermek, yuva kurmak, yardımcı olmak. Elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Osmanlı hayranlığı tarih okumak okuldayken de tarih okumayı çok severdim. Tarihi ama bize böyle öğretmediler. Tarihi eski tarihimizle şimdiki tarihimiz arasında çok fark var. Osmanlı'yı bize kötüledir. Ama Osmanlı gerçekten güzel bir Osmanlı. Ben de bunları isimlerimi vererek apartman sitelere, binalara, yaptığım binalara Osmanlı tarihini vererek biraz yaşatmak istedim. İlk başta biraz komik buldular veya böyle yadırgadılar. Niye böyle yapıyorsun falan diye soru sordular. Ben de Osmanlı'yı bilmiyoruz. Öğrenmemiz gereken çok şeyler var. Tarihimiz öğrenmesinin gerektiğini farkındayım. Öyle isimler verdim. Birçok isimler verdim bu konuda. Kanuni Sultan Süleyman sitesi, Fatih Sultan Süleyman sitesi, Hürrem Sultan sitesi, Nur Manu sitesi. Yaklaşık 700'e yakın daire yaptım. Hemen hemen bir 30'a yakın blok var. 30'a yakın sitenin isimlerini de bu tarihlerden koydum. Bana güldüler. Yani ya sen nasıl yapacaksın, nasıl başaracaksın diye. Ben başaracağıma inandığım için bir şeyleri kafaya koydum. Başaracağımı biliyordum. Kaydoldum. Vergimi ödedim devletime. 20 yıldır da inşaat sektöründe basamak basamak çıktım.
hırs, azim, dürüstlük, saygınlık bazı şeyleri ilerlemene sebep oluyor. Bir de dürüstlük. Dürüstlükten yana şaşmadığı sürece bir yerlere gelebiliyorsunuz. Yolunuza taş koyan oldu mu? Tabii oldu. Oldu, çok oldu. İnsanlar, bizim bölgemiz küçük bölge olduğu için laf, dedikodu türleri oldu, olmadı değil. Ama azmim her şeyi başardı. 25 yıllık bir ekibimle çalışıyorum, aynı ekip, aynı şekilde devam ediyorum. Kardeşiz, abimiz, akrabamız, hep beraber çalışıyoruz. Oturuyoruz, gülüyoruz, kahvaltı yapıyoruz, çay içiyoruz, güle oynaya çalışıyoruz, başarıyoruz. Kendi mesleğimizi yaptığımız için inşaat ortamının farklı olduğunu, böyle içine girdiğiniz zaman eski günleri yad ediyoruz, huzur buluyoruz. Böyle bir ayrı bir hevesle, ayrı bir şevkle giriyoruz. Arkadaşlarla sohbet ediyoruz, eski günleri yad ediyoruz. Eskiden alım gücü yoktu, şimdi alım gücü çok var. İnsanlar istediği gibi, istediği yerden ev imkanı, araba imkanı, bütün imkanları sağlamaktalar. Tabii alım gücü olunca biz de yapıyoruz, satıyoruz. Herkes sebepleniyor. Alım gücü var ki yapılıyor. Alım gücü olmasa zaten yapılmaz bunlar. Eskiden öyle bir şey yoktu. Eskiden bir tane bina 10 yılda yapılırdı. 15 yıl sürerdi. Satılamazdı. Alan yoktu. Ama şimdi herkes oğluna, kızına, kendisine birer ev sahibi oluyorlar. Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse eskiden hastane yolu üzerinin halini, durumunu biliyorsunuz değil mi? Orada hani böyle çok ıssız bölgelerde, ancak Nurullah Yılmaz Bey ilk olarak o bölgelere el attı. Tek tek inşaatlarını kurdu. Şu an hastane yolunun Eril'deki Erilli insanının hastane yoluna bakış açısını herkes biliyor. Nurullah Bey'in bir başka özelliği daha var efendim. Haberde belirttik, dedi ki yanında 176 personel çalışıyor. Nurullah Yılmaz 176 personelin neredeyse tamamını kendi ailesinden, etrafındaki çevresinden, daha doğrusu sülalesinden seçmiş. Demiş ki ben böyle böyle şirket kurdum, siz gidip başkalarının yanında çalışmayın, gelin bana yardım edin, benim işimi yapın, benden ekmek yiyin. Tebrik ediyoruz. Ve özellikle bir diğer nokta ise, hani dedik ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan örnek alıyor. Nasıl mı? 2002 yılından önce, yani Sayın Cumhurbaşkanı başbakan olmadan önce, partisini kurmadan önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken okuduğu bir şiirden dolayı cezaevine girdi. O zaman Sayın Erdoğan hakkında artık muhtar bile olamaz manşetleri atıldı. Ancak Sayın Erdoğan yılmadı, azimle cezaevinden çıktı, partisini kurdu, önce başbakan oldu, ülkeyi bu hale getirdi, şu an Cumhurbaşkanı olarak hizmet ediyor ülkesine. İşte Nurullah Yılmaz da tam bu konuya değiniyor. Ben diyor Sayın Erdoğan'ı örnek aldım, onun azmini örnek aldım. Eskiden inşaat kalıpçısıydım, şimdi yanımda 176 personeli çalıştırıyorum. Sigortasını ödüyorum, Ereğli'ye hizmet ediyorum. Evet, sağdan soldan çok laf yapan oldu ama hiçbir söylenilen lafa ve söze bakmıyorum, yoluma emin adımlarla devam ediyorum dedi. Biz de bu başarılı hayat hikayesini örnek olacak kısmını sizlerle paylaştık. Ve şimdi Konya'da yapılan bir, daha doğrusu bulunan tarihi eser haberiyle devam etmek istiyorum. Edinilen bilgiye göre Yunak ilçesi Hursunlu mahallesindeki bir inşaat alanında inşaat çalışması sırasında çöken yerden tarihi eser çıktı. Olay yerindekilerin haber vermesi üzerine inşaat alanına giden Yunak ilçe jandarma komutanlığı ekipleri güvenlik önlemi aldı. Tarihi eser olduğu değerlendirilen parçalar görevliler tarafından titizlikle toplandı. Olay yeri incelemesinden sonra çıkan parçalar incelenmek üzere Konya Müze Müdürlüğü'ne götürüldü. Bu gecenin bir önemi var efendim. Bugün Miraç Kandili, Peygamber Efendimizin Miraç'a yükseldiği, Yüce Allah'la konuştuğu bir mübarek gece. Miraç Kandiliniz mübarek olsun. Tüm Eriti ailesi olarak bu önemli özel kandilinizi canı gönülden, yürekten kutluyoruz efendim. Daha doğrusu mübarek olmasını temenni ediyoruz. Geçtiğimiz hafta birkaç gün önce geceleri hava sıcaklıkları sıfırın altına düşüyordu ve maalesef elma ağaçlarını doğurdu.
Kahraman'da iki gündür yaşanan soğuk hava şehre iyi gelmedi. Zira kentteki elma bahçelerine don vurdu. Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, oda mühendisleriyle birlikte don sebebiyle zarar gören elma bahçelerinde incelemelerde bulundu. 12 milyon civarında elma ağacımız var. Bunun 10 milyon 500'ü 11 milyon civarında elma ağacımız verimli vaziyette, meyveye oturmuş. Aslında meteoroloji tarafından 2 gün öncesinden uyarı yapılmıştı ve Ziraat Odası da bu vesileyle çiftçileri uyarmıştı. Ama kimisi önlem alsa da birçok çiftçi bu konuda duyarsız kalınca elmalarına don vurdu. Muğlu da bu konuda çiftçilerin uyarıları dikkate almalarını tavsiye ediyor. Zira uyarıyı dikkate alan çiftçinin zararı %30'lara kadar düşüyor. Tabii ki önlem alan çiftçilerimiz çok oldu ama önlem almayan da bir o kadar çok. Önlem alınmayan bahçelerin %80'ini don vurmuş durumda. Lastik yakılarak ve sulanarak önlem alınan bahçelerde ise don olayı daha az. Bu arada önümüzdeki günlerde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri bahçeleri gezerek hasar tespit çalışması yapacak. Şimdi ise Türkiye gündeminden ön plana çıkan gelişmeleri izleyelim. Olağanüstü hal uygulaması 7. kez uzatılıyor. Başbakanlık tezkeresi 18 Nisan Çarşamba günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine dair Bakanlar Kurulu kararına ilişkin OHAL'in uzatılması için Salı günü ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapılacak. O toplantıda tavsiye kararı alınacak. MGK'nın ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Bakanlar Kurulu toplanacak ve tavsiye kararı ele alınacak. 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL'in 7. kez uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi 18 Nisan'da Genel Kurul'a gelecek. Tezkerenin kabul edilmesi için 276 milletvekilinin oyu gerekiyor. Böylelikle tezkere kabul edilmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı olmuştur. Hayırlı olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ataşehir'deki Mimar Sinan Camii'nde kıldı. Cuma namazı çıkışında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'la bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kandil mesajınızı... Kandil. Kandil ampul ya. Biz Leyla'yı Miraç diyoruz. Miraç gecesi. Ben de öncelikle... Leyli Miracımızın milletimiz ve tüm İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını, barışa vesile olmasını diliyoruz. Miraç gecesi tebliğinin ardından Erdoğan'a Amerika ve Rusya devlet başkanlarıyla yaptığı görüşme soruldu. Gerek Sayın Putin'le gerek Sayın Trump'la yaptığımız görüşmeler tabii ağırlıklı olarak Suriye içerikliydi ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldık ve Suriye'de bir an önce barışın temini noktasında neler yapılabilir bunları görüşme fırsatımız oldu. Erdoğan, kimyasal silahlardan daha çok konvansiyonel silahların ölüme sebebiyet verdiğini hatırlattı. Tabii kimyasal silahlarla ölümler gerçekten bir fecaat, bir felaket eyvallah. Ama öbür tarafta da konvansiyonel silahlarla varil bombaları yağdığı zaman, bombalar yağdığı zaman insanlar çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmiyor ki. Hepsini de acımasızca öldürüyorlar. Bütün bunlar karşısında biz başta Amerika olmak üzere Rusya ve tüm koalisyon güçlerinin burada hassasiyetini istedik, istiyoruz. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Rusya geriliminin de yumuşamaya başladığını kaydetti. Sanki biraz havanın yumuşaması gibi bir durum söz konusu ve görüşmelerimiz devam ediyor, devam edecek ve meseleyi aslında bir an önce barışla noktalamak, havayı yumuşatmak. Bizim ise biliyorsunuz şu anda Suriye'nin kuzeyinde Afrin
başlıklı olmak üzere daha önce Fırat Kalkanı harekatıyla yürüyen sürecimizde kararlı bir şekilde yürüdü, yürüyor. Ama bizim mücadelemiz kesinlikle teröristlerle olan bir mücadeledir. Bir işgal hareketi değildir. Bunu da bütün Batı'nın, dünyanın bilmesi lazım. Özgür Suriye Ordusu komutanlarından Yasir Abdurrahim, Çanakkale ruhuyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında vatanını müdafaa ettiğini söyledi. Çok teşekkür ederim. Türk kuvvetten, Türk halkından bize bu Zeytin Harekatı'na yardım ettiği için. Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 defa yaralanmasına rağmen Türkiye'deki tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden cepheye koşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinden övgüyle bahsettiği ÖSO komutanı Yarbay Yasir Abdurrahim, "Biz Erdoğan için İslam dünyasının lideri diyoruz," dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten kendi İslam ülkelerinin bütün nerede haksızlık şey oluysa bütün evvelallah Sayın Cumhurbaşkan kendisi orada oluyor. Eski bir asker, general olarak savaşçı ruhunu nereden alıyorsun sorusunuysa Komutan Abdurrahim, "Babam Suriye rejiminde bir generaldi," diyerek cevapladı. Benim babam rejimde generaldi. Zaten o beni, devletimi, memleketimi, namusumu sevmeme alıştırdı beni. Beni de güzel bir İslam dinine yetiştirdi. ÖSO komutanlarından Yasir Abdurrahim, savaşçılığı babasından Çanakkale ile alakalı gelişmeleri anlatmasıyla öğrendiğini ifade etti. Benim babam değil, daima bir türlü bize Çanakkale'nin savaşını söylerdi değil. Biz orada hayla savaştık, hayla şehit verdik. Ben de bu şehidi, bu savaşçılığı, bu sağlam yürümeyi, dini ve memleketini ve namısını seven insanlar kimi beni öğretti. Komutan Abdurrahim, ölümden hiç korkmadıklarını da söylerken, Türk milleti ve Suriye milletinin kardeşi olduğunu dile getirdi. Türk askerden omuz omuza koyduk. Buradan PKK'leri buralardan Suriye'nin yerlerinden daf ettik genleri. Gideriz. Taş bağırda sular dize gideriz. Bir gün akşam olur biz de gideriz. Kalır dudaklarda şarkımız bizim. Irak'ın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üst bölgelerinde görev yapan özel harekat polisleri gece gündüz demeden sınırı gözetliyor. Etrafı dağlarla çevrili Çukurca ilçesindeki üst tepelerde görev yapan polisler, teknolojik silah, araç ve gereçlerle dosta güven, düşmana korku veriyor. Teröristlerin Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye sızmalarını engellemek için elleri tetikte sınırı gözetleyen polisler, en ufak bir ayrıntıyı bile gözden kaçırmadan 24 saat boyunca sınır hattını izliyor. Bir süreden beri hiçbir olayın meydana gelmediği ilçeyi canlarını ortaya koyarak koruyan özel harekat polisleri sayesinde ilçe sakinleri de huzur ve güven ortamında yaşıyor. Necip Fazıl Kısaküre'ye ait "Bizim Şarkımız" adlı şiiri okuyan bir özel harekat polisi ise sınırda görev yapan güvenlik güçlerinin morallerinin üst seviyede olduğunu gösterdi. Sınırda teröre göz açtırmayan güvenlik güçleri, "Bizim için ülkemizin bekasından daha önemli bir şey yok. Sınırlarımız dışındaki terör bataklıklarını kurutmakta kararlıyız." mesajı verdiler. Yokuşlar kaybolur çıkarız düze, kavuşuruz sonu gelmez gündüze. Sapan taşlarının yanında füze, başka alemlerle farkımız bizim. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0.
İvris Petrol Opet Petrol İstasyonu. Opet akaryakıt güvence ve kalitesiyle siz değerli hemşehrilerimize hizmet vermeye devam ediyor. Opet kalite ve güvencesiyle siz de aracınıza önem veriyorsanız bizi tercih edin. İvris Petrol Opet Petrol İstasyonu'nda pazartesi günlerine özel indirimleriyle otogaz satışlarımız başlamıştır. İndirimlerden yararlanın ve araçlarınızın deposunu ucuza doldurun. İvris Opet Petrol İstasyonu'nda akaryakıt ihtiyacınızın yanında alışveriş yapabileceğiniz markette aracınız için gerekli olan madeni yağlar, cam suları, kokular ve mini aksesuarları İvris Opet Petrol İstasyonu'nda bulabilirsiniz. İvris Opet Petrol İstasyonu'nda araçlarınızı oto yıkamamızda yıkayarak iç temizlik için yenilediğimiz sistemlerimizden de yararlanabilirsiniz. Sizin ve aracınız için her şeyi düşünen bir işletme anlayışıyla sizlere 7/24 hizmet vermekten gururluyuz. İvriz Opet Petrol İstasyonu. Adres: Çömlekçi Mahallesi, İvriz Yol Kavşağı. Telefon 0332 713 44 14. Tulum Ticaret Vestel Konsept Bayi'nden devrim niteliğinde kampanya. Buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi bir evin en önemli eşyalarını oluşturur. Ancak düğün arifesinde bütün hepsini almak maddi sıkıntıya sokabilir. İşte burada Vestel Tulum Ticaret devreye giriyor. Beyaz eşya takımını Vestel Tulum Ticaret'ten alan tüm genç çiftlerimize düğün salonu hediye. Evet, yanlış duymadınız. Tulum Ticaret Vestel Showroom'dan 3 adet beyaz eşya alan çiftlerimize ister nişan, ister kına, İsterlerse düğün salonunu hiçbir ücret talep etmeden hediye ediyoruz. Özel ve güzel bir gün için Tulum Düğün Salonu yeter. Evini yenileyenler için de müjdemiz var. Eski beyaz eşyalarınızı 1000 liraya varan indirimlerle alalım. Yerine yepyeni teknoloji harikası Vestel marka beyaz eşya verelim. Üstelik 12, 24, 36 aya varan taksit imkanı. Siz almanın, biz satmanın gururunu yaşayalım. Güven ve dostluğun buluştuğu yer. Tulum Ticaret Vestel Konsept Bayi. İrtibat telefonu merkez 0332 713 26 03 şube 0332 710 55 10. Tulum Düğün Salonu rezervasyon telefon 0532 441 çift 026 0544 580 07 çift 0 0332 713 26 03. Türkiye bestelleniyor. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres: Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 çift 063, 0332 713 16 17. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratven'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratven İnovatif serisinden. Selenit. Fratven. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratpen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratpen'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yaptırabilirsiniz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. Adres: Hacı Mütahir Mahallesi, Üç Göz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107.
Bu akşamlık da bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.